Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022'deki 3. Konya ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi, bakanlıklar, ilçe belediyeler, çeşitli kurum ve kuruluşlarla özel sektöre ait 18 milyar 466 milyon lira tutarındaki yatırımların toplu açılışını gerçekleştirdi. Ya Allah! Bismillah. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Meydanı'ndaki buluşmanın ardından AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Konya aynı zamanda gönül belediyeciliğinin vücut bulduğu, ete kemiğe büründüğü şehirlerimiz arasındadır. Konya Büyükşehir Belediye'miz ve ilçe belediyelerimiz çalışmalarıyla tüm Türkiye'ye örnek oluyor. Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı yürüten, ulaşımda Türkiye'nin en ucuz şehri unvanını elinde tutan Konya, belediyecilikte örnek bir model ortaya koymuştur. Konya kendisine verilen her emeğe, yapılan her yatırıma ziyadesiyle karşılık veren, katma değere dönüştüren bir şehirdir. Partililerle buluşan Erdoğan'ın ilk mesajı ekonomi oldu. En sonunda ne demiştim? Tek haneliğe ineceğiz. Faizde tek haneliğe indik mi? İndik. Ya işte enflasyon şöyle böyle. Merak etmeyin, o da inecek. Bizim için önce faizdi ve faizi bu noktada tek haneye indirdik. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bay Kemal Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile uyuşturucu ticaretini yan yana getirdi dedi ve ekledi. Ya Kemal, kendine gel. Senin yanındaki PKK'nın parlamentodaki uzantılarıyla beraber yürümedik biz bu yollarda. Sen bu yollarda onlarla yürüdün. Kanal İstanbul projesinin tamamlanacağını, 2023'te de Kızıl Elma'nın seri üretime geçeceğini müjdeleyen Erdoğan, CHP'nin yatırımlara takoz olamayacağını söyledi. Dünyanın hiçbir yerinde kendi ekonomisini çökertmek için borsayı, sermaye piyasalarını hedef alan bir muhalefet liderine rastlayamazsınız. Bizzat kendilerinin örnek gösterdiği hiçbir batı demokrasisinde milletine karşı beşinci kol faaliyeti yürüten bir siyasetçiyle karşılaşmazsınız. Biz işte bunun için mevcut yönetim elinde CHP Türkiye'nin içine sokulmuş bir Truva atıdır diyoruz. Ve 2023 seçimleri. Altılı Masa'nın sandık güvenliği söylemlerini hatırlatan Erdoğan, AK Parti kadrolarına seslendi. Tam 8 aydır toplanıp dağılmaktan başka hiçbir iş beceremeyenlerin 2023'te kaybedeceklerini anladıkça şimdiden sandığa gölge düşürmeye yöneldiklerini görüyoruz. Türkiye'nin başarısını defalarca ispatladığı sandık güvenliği konusunu peşiyle tartışmaya açarak esasen kirli niyetlerini ifşa ediyorlar. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hep yaptığımız gibi önümüzdeki seçimde de gerekli tedbirleri alarak bu müfterilere fırsat vermememiz çok önemlidir. 2023'ü kader seçimi olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün kadroları harekete geçmeye çağırdı. Tabandan tavana uzanan bir anlayışla 7 gün 24 saat sahada olacak, eksiklerimizi giderecek, güçlü yanlarımızı tahkim edecek, yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı yürüteceğiz. Muhalefetin dağınıklığı, beceriksizliği ve iş bilmezliği karşısında kesinlikle rehavete kapılmayacağız. Yine bu süreçte muhalefetin bizi çekmek istediği oyunlara gelmeyecek, özellikle provokasyonlara asla prim vermeyeceğiz.